yapay bir şekilde, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu çok oluyor, muhafazakarlarla yakınlaşabilmek için kriz durumlarında meseleyi geçiştirme eğilimi var. Mesela Ayasofya durumunda da hani hemen o meseleye destek... Şimdi bu olmuyor. Yani Davutoğlu yapınca oluyor, buna inanıyoruz. Ama Muharrem İnce yapınca inanmıyoruz. Çok taktiksel olduğu ortada. Bence hani muhafazakarlarla barışmanın yolu böyle kriz durumlarında onları alttan almak ya da onların hoşuna gidebilecek söylemler üretmekten geçmiyor. Tam tersine o kutuplaştırmayı anlamsızlaştıracak teknik bir tartışma ortaya koymaktan geçiyor. O yüzden mesela ben son Ayasofya meselesinde ne Mansur Bey'in, ne İnce'nin, ne CHP içerisindeki diğer isimlerin tepkilerini çok etkili buldum. Bana sorarsanız tek etkili tepkiyi veren Ekrem Bey'di. Yani meseleyi görmezden geldi, sonra ülkenin ekonomik, iktisadi sorunlarından bahsederek ertesi gün İstanbul ilçelerinde tohum dağıtmaya gitti. Şimdi merkez siyaset hakikaten zor kurulan bir şey. Çünkü toplum aslında merkez karakterini kaybetmiş durumda, fanatikleştirilmiş durumda. İster AK Parti'nin yanlısı ister karşıtı olsun. Ve bundan da kim kaybediyor biliyor musunuz? AK Parti'nin içerisindeki teknokratlar kaybediyor. Kaybettiler. Yani Hatem Hocam çok iyi bilir. Kaybettiler. Çünkü AK Parti'nin artık aklı selim bir adama ihtiyacı yok. Aklı selim bir politikaya ihtiyacı yok. Bir teknokrata ihtiyacı yok. Çünkü moral değerlerle, ahlaki değerlerle her politikayı meşrulaştırabiliyorlar. Bu adamlar karşılarında da muhalefetin radikallerini görmek istiyorlar. Olabildiğince Kemalist, olabildiğince işte ihtilalci, sosyalist isimleri görmek istiyor. Kürt hareketine baktığı zaman olabildiğince radikal Kürtçüleri görmek istiyor. Yani Demirtaş'tan hoşlanmıyor, Kılıçdaroğlu'ndan hoşlanmıyor. Dolayısıyla hani merkezi bence hep beraber kurmak gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim. Huntington'ın bu iktidar değişim teorisi vardır. Şimdi o teorinin otoriter sistemlerden demokratik sistemlere geçişte bazı gereklilikleri var. Bu gerekliliklerden bir tanesi de muhalefetin kendi içindeki radikalleri bastırması. Yani iktidar içerisinde ılımlı bir kanat olacak. Muhalefet içerisindeki ılımlı kanat muhalefetin radikallerini bastıracak. Üçüncü şart da iktidar seçimleri kazanacağını düşünerek seçime girecek. Şimdi o yüzden ben hani Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ni konuşuyoruz. Kemal Bey'in izlediği o merkezci siyasetin, o ruhsuz, o Alman yapımı buzdolaplarını andıran siyasetin hakikaten işe yarayan, heyecanlandırmayan, hiç kimseyi tatmin etmeyen, hiç kimseyi mutlu etmeyen fakat AK Parti iktidarına son verme açısından işe yarayan bir strateji olduğunu düşünüyorum.